Abo. Abo. Mükemmel bir taktik yaptı bu arada. Turnuva tarihinin en iyi hobi traplerinden biri olabilir bu arada. Ben sadece şu an burayı izlemek istiyorum. Buranın sunumunu nasıl yapsam bilmiyorum yani. Buranın sunumunu ne yapsan yanlış olur. Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar dostlarım. Hoş geldiniz, sefer getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım çok çok iyisinizdir. Ben iyiyim ve bugün turnuvalara kaldığımız yerden tam gaz ile devam ediyoruz. 7 tane takım kurduk, geldik, haritayı kapattık. Hadi bakalım ne olacak, ne bitecek, hep beraber göreceğiz. Nice. Tüm takımlar atladı ve turnuvamız başladı sevgili kardeşlerim. Sarı takım hemen mid'e doğru yaklaşmaya başladı bile. Sayılar eksik olsa bile. Pembeler de buradan geliyor, bir selamun aleyküm diyor. Diğer taraftan da oba oba oba. Yalnız arkadan bir tane setli bir insan geldi. Burada bir tane arkadaş buradan pembelerin üyesini aşağı attı. Z-Try Legend LP ile burada FFP Hüppi'nin fight'ını görüyorsunuz şu anda. Sevgili Egg Wars turnuvası seven kardeşlerim, süper bir şekilde oynuyoruz ve yardırıyoruz. Mükemmel bir şekilde ilk defa katılan, yeni katılan arkadaşlarımız var turnuvaya. Güzel bir şekilde bu turnuvada da onlara da başarılar diliyorum. Bakalım hangi takım kazanacak, kimler kazanacak. Burada Z-Try Legend zor durumdaydı, düştü. Pembeler şu anda girmeye çalışacak gibi sarılara, fakat sarılarla pembeler şu anda birbirlerini kitlemiş vaziyetteler. Hiçbir takım da kırılmadı. Gözüm bir yandan sağ tarafta, bir yandan da buradaki fight'ta. Burada The God LP Poyraz'ı aldı ve buradan içeri doğru gitmeye çalışacak, fakat içeri doğru gidemeyecek çünkü onlarda şey var. Pembe takımda yay var. Sarı takımda da yay var bu arada. Bu arada pembe takım çok zor bir durumda kalacak. Bir yandan light blue'lar, bir yandan da sarıların arasında kalmış vaziyetteler. Haydi bakalım hep beraber göreceğiz, nasıl bir turnuva izleyeceğiz. Yeşiller birazcık kırmızıyı üzüyor gibi, ilk kırılan takım kırmızı olacakmış gibi gözüküyor. Ve burada Kadirler, Umutlar geldi buraya. Şimdi burada bayağı bir zorluk çıkartacaklar. Oba. Hadi bakalım arkadaşlar. Süper bir şekilde Umut'un burada Kerem Penguen'e dalışını, Kadir'in de orada kırmızının bir diğer üyesini indirişini izledik. İndirememiş, orada yan mı kalmış, ne olmuş, bir şeyler olmuş. Haydi bakalım. İlk kırılan takım kırmızı olacak gibi gözüküyor. Kadir burada çok zor durumda. Yukarı doğru atması lazım kendisini. Ve şu anda da öldü galiba Kadir. Diamond Kılıçlı'ya karşı orada birazcık şansı az. Ve diğer taraftan da bakıyorum, hala kırmızılar kırılmamış. Umuda ve Kadir'e burada bir kişinin daha yardıma gelmesi ve burayı bitirebilmeleri gerekiyor. İşte o şekilde bitirebilmeleri gerekiyor. Bu arada Efe galiba orada aldı sarılardan birini. Umut burada Ege Zahir'i aldı. Kadir'in kafalık gitti. Her şey gitti Kadir'in. Kadir bayağı bir zor durumda. Kerem Penguen Kadir'i alabilecek mi? Kerem Penguen orada Kadir'i alamadı. Kadir burada gene kaçmayı başardı. Birazcık daha diamond aldı ve şurada bir kişi kendini kapattı gibi gördüm ben. Kırmızılar kırılıyor mu acaba? Kırmızılar kırılıyor mu acaba? Uncle Speck Orhan da geldi. Ve Umut YTT burada geldi. Kırdı Uncle Speck de. Ege'yi kesti. Penguen de indirecekler galiba. Çok zor durumda kaldı kırmızı takım. Bayağı bir sıkıntı çektiler. Yan takımları da turnuvanın favori takımlarından biriydi. Bu arada hiç katılamayan dostlarımız var. Mavi takımın, Light Blue takımın tamamı katılamamıştı. Şu an geldiler, katıldılar, sağ olsunlar. Turnuvaya yetiştiler. Ve siz de Euroman etiketiyle benim turnuva bildirimlerini kaçırmayın. Bazı arkadaşlar pusuda bekliyor. Hemen hızlı geliyorlar. Aynı kişiler katıldı falan oluyor. Öyle bir şey yok. İlk gelenleri alıyoruz. Devam. Burada yeşilleri kırıyor, yeşilleri kırıyor, yeşilleri kırıyor. Kırıldı yeşiller. Alon King gitti, yeşilleri kırdı. Kadir ile Hakan buradaydı. Alon King gitti, yeşilleri ikisinin arasında. Hakan orada etrafı temizlerken, nereye gitti diğer adam derken, gitti Alon King yeşilleri kırdı abi. Ben de tam böyle atak var mı, bir yerde bir şey var mı, böyle bir fight falan var mı diye dolaşıyordum. Gerçekten fazla atak oynadı yeşiller, fazla özgüvenle oynadı. Takımının 1-2 üyesi de dışarıda bu arada. Umut'u kovalıyor burada 1-2 üyesi de. Orada Alon King'i düşürdüler. 2 kişi de böyle turuncu, 2 kişi de yeşile dalmış vaziyette şu anda. Haydi bakalım arkadaşlar. Bayağı bir zor durumdalar yeşiller. Bayağı bir sıkıntı durumdalar. Umut buradan kaçabilecek mi? Umut buradan çıkabilecek mi? Veya Umut'a yardım gelecek mi bilmiyorum ama hadi bakalım, sağlam bir şekilde oyunumuz devam ediyor. Umut burada turuncuların iki üyesine karşı nasıl hayatta kalacak? Nasıl oynayacak bilmiyorum ama bayağı sağlam bir maç olacak gibi gözüküyor. Enişteyi yedi. Umut'a burada yardım gelmesi lazım. Takım arkadaşlarının ona gelmesi lazım. Haydi bakalım, güzel bir şekilde oynuyoruz arkadaşlar.
Bir de TNT falan gelmeye başladı ki Umut'un setler şimdi tamamıyla kırılacak arkadaşlar. Umut'a yardım geldi Kadir'den. Kadir de buraya gelecek ve alacak gibi gözüküyor. Kadirlerle turuncuların, Umutların fight'ını izliyoruz şu anda arkadaşlar. Ve pembeler falan diyor. Pembelerde galiba atak mı yapıldı? Ne oldu? Bir şeyler oldu ama Orhan GG oldu yeşillerden. Orhan nasıl oynadın Orhan? Pembelere geldi iki kişi. Light Blue'lara geldi iki kişi burada. Yaldır yaldır saldırıyor. Yok, tek Light Blue gelmiş. Bu nasıl iş ya? Pembeleri bu şekilde gelip kıramazsın. Tek başına gelip kıramazsın. Zor olur. 3 kişi burada bu sefer de turunculara karşı. Yeşil takım Orhan'ı kaybetti. Ve şu anda yeşil takım 3 kişi olarak yoluna devam edecek. Orhan nasıl öldü, nerede öldü görmedim ama koyu mavilerden bir kişiyi Orhan'ı indirdi. Burada yeşil takım Hakan bayağı bir pingi yüksek ve FPS'i düşük vaziyette vuramıyor. Birazcık sıkıntı yaşıyor. Yukarıdan kaçmaya çalışacak mı? Kendini güvence altına alacak mı bakıyoruz. Bayağı bir lagı var. Umut bu arada flash'ı kesti. Ve bir tane turuncu kaldı burada yeşillere karşı. Bu turuncuları da öldürürlerse turuncular iki kişi çok büyük kan kaybına uğramış olacaklar. Umut'un ayakkabısı yok. Umut'un ayakkabı GG. Ve burada 3 kişiye karşı 1 kişi Hakan'ı uzaklaştırmaya çalışıyor adamı. Dışarı doğru uzaklaştırmaya çalışıyor. Yukarı kör olduk. Hadi bakalım arkadaşlar. Pantolon da gitti. Turuncu arkadaşın. Ve yeşiller. Şu anda oba chest plate gitti. Giydi. Bu arada Efe'ler Light Blue'yu kırdı. Efe'lerin yakın komşusuydu Light Blue. Orayı şimdi eleyecekler. Burada 3 kişi devam ki alırlar gibi gözüküyor. Ben hemen gidip diğer takımın fight'ını göstermek istiyorum. Light Blue'nun buradaki fight'ını göstermek istiyorum size. Poyraz gelmiş, Efe gelmiş ve Poyraz Arda Eren'i aldı. Burada 2 kişi geliyor Light Blue'ya patates ediyorlar şu anda. Ulan Light Blue da eğlenecek gibi gözüküyor şu anda. Arkadaşlar bayağı bir sıkıntı durumlar. Abi isimsiz troll yapıyor diyor. Onun aslında ben bilmem. O sizin takım arkadaşınız. Hoppala. 3 vuruşa uçtu oradan da. İsimsiz kaldı bir tek. İsimsizin nerede olduğunu bilmiyorum. O zaten troll mürol falan diyorlar ama bilmiyorum ne oldu ne bitti. Hemen gidip diğer taraftaki turuncuların fight'ını göstermek istiyorum. Burada 3 kişi hala devam key'i kovalıyorlar. Orhan'ı kaybetmenin acısı var şu anda yeşil takımda. 3 kişi bakalım neler yapabilecekler. 3 kişi bir şey olacak mı? Oradan oklar falan vuruluyor gidiyor. Oklar vuruluyor gidiyor. Oradan oklar gidiyor. Tutunamadı. 3 kişi geldiler burayı aldılar. Ve şimdi bakalım yeşiller ve light blue'lar egleri olmamasına rağmen neler yapabilecekler hep beraber göreceğiz. Kamil bu arada tek başına geldi pembelere. Tek başına girdi pembelere. Burayı kapatırsa kırdı. Orayı kapatırsa kırdı. Ve kıracak şu anda. Orayı kıracak. Pembeler kırılacak mı? Kırılmadı. Orayı kapatması lazım. Kendini kapatamadı. Kamil orada bayağı bir zor durumda. 3 kişi 4 kişiye karşı orada kendini kapatabilecek mi? Kapatamadı. Üst katlardan bir şekilde denemeye çalışıyor. Oba! Kapatmıştı kendini, orayı kıracaktı neredeyse. Oradan boss spamler falan geliyor arkadaşlar. Haydin bakalım neler olacak, neler bitecek. Hobala 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 hobala. Abi 4 kişiye karşı burada tek başına geldi, kırmaya çalışıyor da. Hepsinin buraya gelmesi lazım. O zaman da onların eki kırılacak. Çok zor durumdalar. Kırmızılar aşırı zor durumdalar. Bayağı sıkıntı çekiyorlar şu anda. Bayağı zor durumdalar arkadaşlar. 4 kişi Kamil'e dalıyor. Kamil'in seti çok çabuk kırılacak. Ve burayı kırabilecek mi? Elin obsidyenini aldı. Yukarı çıkması lazım. Ay, kıracak mı? Kıramadı. Kapatamadı kendini. Barış orada kıstırdı. Orada kendini kapatması lazım. Kapatamadı. Ulan efsane fight oluyor be. Ne fight oluyor be. Lan efsane ha. Obsidyeni orada kendini kapatmıştı. Fakat adamlar da açtı hemen orayı. Kamil'in kafalık gitti. Dark Blue Mid'in sahibiymiş öyle diyorlar. Bilmiyorum nasıl olacak bu işler. Şu an pembeler sarılarla mücadele içerisinde. Pembelere bir kişi daha gelirse şu pembeler çok zor duruma düşer. Pembelere bir takım daha gelirse garanti kırılırlar gibi gözüküyor. Kamil'in pantolon da gitti. Ayakkabıyı da giydi. Tamamdır arkadaşlar.
Sarılar kırıldı. Kamil burada ölecek. Kamil burada ölecek. Sarılar da kırıldı. Kamil burada ölecek. Cici olacak. Arkadaşlar gerçekten turuncular da geldi bu arada. Turuncu da bu arada şeyde. Light Blue da burada. Sarı da burada. 3 takım aynı anda. 3 takım aynı anda şu anda pembelerde. 3 takımla mücadele etmek zorundalar. Hadi bakalım ne olacak? 3 takımla mücadelenin sonucu ne olacak? 3 takımla mücadele edebilecekler mi? Kapattı kendini bu sefer, kırıldı pembeler. Kırıldı pembeler bu sefer. Garanti kırılırlar gibi gözüküyor. Rigon orada kendini boşluğa verecek mi? Pembeler kırıldı. Kamil pembeleri kırdı. Abo! Neler oluyor, neler oluyor, neler oluyor? İyi ki buraya gelmişim. Burada gerçekten fight'ın en büyük şeyi var böyle. Durumu var. 3 kişi, 3 takım aynı anda burada. Turunculardan 1-2 kişi daha buraya gelirse ve sarının 3. üyesi de buraya gelirse büyük bir team fight'ı burada izlemiş olacağız. Bir dostumuz abone oldu. Çok teşekkür ediyorum. Poyraz'ın kafalık gitti. Bayağı bir sıkıntıdalar. Buraya kendilerini kapatmış vaziyetteler. Yukarıdan bomb spam geldi. Kamil düştü. Poyraz Kamil'i düşürdü. Orada da bir İbrahim var galiba. Bilmiyorum. Adana İbrahim diyorlardı. İbo iyi. Rekba İbo değil miydi ya? İkini değiştirmiş. Gitti. 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 Gerçekten sarı takımın iki üyesi burada GG oldu. Pembe Erkan kaybetmedi. Sarı takımın ve Light Blue takımın birer tane üyesi kalmıştı. Onlar da kesildi. İki takım daha elendi. Ve diğer takımlar da artık kendini oturtmak için defansta ve base'de bekliyor. Bakalım ne olacak diğer takımlar. Acaba şu kalan iki takım kırılacak mı? Zaman gösterecek, hep beraber göreceğiz. Turuncularla Dark Blue'lar sonunda birbirine daldı ve acaba o iki ilgi olan takımdan hangisi kırılacak? En yakın şu anda turuncu gibi gözüküyor ve TNT'leri yerleştirdi. Şu an bayağı bir üyesi uçtu. Nereye yeri kazıyor galiba? Ben anlamadım, lagı olabilir. Evet, lagı var gibi gözüküyor. Lagı var gibi duruyor ve şu anda Dark Blue'daki üyeye yardım gelmesi gerekiyor. Yardım gelmezse bu adam burada tek başına ne yapsın? Herif iki zinyal zaten. Bayağı bir kapatıyorlar hala. Büyük büyük kapatıyorlar. Ve Dark Blue'ya şu anda yardım gelmezse, defansif bir şekilde oynamaya devam ederlerse çok zor durumda kalacaklar. Hadi bakalım. Zaman gösterecek buradaki fight'ın durumunu. Rina, 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 Rina. Barış Katana düştü. Barış Katana düştü. 3 kişi kaldı pembeler. Hadi bakalım arkadaşlar. Oksijenin bayağı zor durumda. Oksijen de elendi. Turunculardan bir kişi maviye girdi. Maviler de en son turuncuya girdiymişti. Ve şimdi intikam almak için geldi. İntikam almak için geldi. Fakat alamayacak gibi gözüküyor. Şimdi o adamı alırsa birazcık daha bir şansı var. TNT koyarsa daha büyük bir şansı var. Mavilerden geldi intikam almaya çalışacak. Maviler çünkü turuncuya girmişti. İki kişi geldiler. Aldılar burayı. Tamam, burayı aldılar. Hatta burayı çok rahat kırarlar. Buradan da birkaç üyeyi öldürürler gibi gözüküyor arkadaşlar. Kendilerini obsidyenle kapattı bir kişi. Ve şu anda kırıldı şeyler. Ne onun adı? Dark Blue'lar. Kırılışını izliyoruz Dark Blue'nun. Devam ki kırdı burayı. Ve şimdi turuncular Light Blue, Dark Blue'dan. Oba! Diamond setli beleş düştü. Diamond setli beleş düştü. Ender Pearl attı. Yanlış yere attı. Oba! Pembeler burada üzmeye devam edecek gibi gözüküyor. Pembe burada üzmeye devam edecek gibi gözüküyor. Pembe üzdü mü? Üzemedi. Pembe üzecek mi? Bir pingi oldu onun. Pingi var. O oksijenin pingi var. Düşmüyor bir türlü yolda. Rigon Hakan'a Ender Pearl attı. Rigon Hakan'a Pearl'ünü attı. Ve şimdi aşağı inecek mi? Hakan etrafta dolanıyor. Hakan Rigon'u vurdu. Vurdu. Vuramadı. Kör olduk. Kadir geldi. Kadir'le Hakan burada Rigon'u alırsa Umut da orada zaten. Haydi bakalım. Rigon'un Diamond seti var. Bol bol oradan. Ne güzel uçuyor. Ne güzel uçuyor. Ne güzel uçuyor lan. Çok güzel uçuyor gerçekten. Efe Orange takımı kırdı. Efe Orange takımı kırdı. Ve şimdi bakalım neler olacak. Efe düştü bu arada. Yok, Efe mi düştü? Kim düştü lan? Devam ki düşmemiş. Düşecek sandım da bir an. Ulan ben turuncu ile Efe'yi karıştırdım. Atamadı, yanlış attı bu arada. Attı, o doğru atmış lan. TNT spamlayarak en iyisini, en güzelini yapıyor.
Uçtu galiba. Turuncular'dan biri uçtu. Kadir de uçacak mı? Kadir uçmadı. Hakan Kadir'i koruyor. Hakan lagına rağmen, düşük FPS'ine rağmen gövdesini siper etti Kadir'e. Hadi bakalım. Oba, Umut da aldı orada. Devam ki de buradan diğer base'e kaçtı. Enderpearl savaşlarına tekrar hoş geldiniz. Düşürecek mi? Düştü bu sefer. Bu sefer ne ya? Bu sefer. Kaldı şimdi 3 pembe, 3 tane de yeşil. Hadi bakalım Final Fight ne zaman başlayacak? Ben de bilmiyorum. Bu takımlar kaç saat kasılacak acaba? Enderpearl'ler atıldı ve Efe buraya geldi. Mustafa da geldi. Haydin bakalım şimdi TNT spamlama vakti. Acaba buradaki fight kaç saat sürecek? Hadi bakalım. Poyraz nerede? Poyraz da orada. Yay falan sıkmaya çalışıyor. Poyraz düştü mü? Ne oldu lan? Yok, orada bekliyor. Aha, Efe gitti vallahi. Oba! Oba! Milyonlarca TNT. Milyonlarca TNT atıldı. Esat yeniden diamond setini giydi. Full. Oba. Vay be. Fight'a bak. Fight'a bak be. Umut Enderpearl fail yaptı. Gördüm de o an konuşmuyordum acaba nerede ne yapıyorlar diye. Oba. Ne oldu lan orada öyle? Kadir taşıyor ha gene. Vallahi taşıyor gene. Orada ortak bir açıyla Esad'a falan da bakayım dedim. Susuyordum ben orada. Tam böyle Kadir'in kritiklerini falan gördükten sonra Poyraz giyemedi hemen şeyi. Chest plate'i falan giyemedi. Esad tek kaldı şu anda. Hakan Kadir vs Esad. Enderpearl savaşlarına tekrar hoş geldiniz. Abo. 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 Kadir ne yaptı lan öyle? Abo. Eyvah eyvah. Mükemmel bir taktik yaptı bu arada. Turnuva tarihinin en iyi obit raplerinden biri olabilir bu arada. Ben sadece şu an burayı izlemek istiyorum. Buranın sunumunu nasıl yapsam bilmiyorum yani. Buranın sunumunu ne yapsan yanlış olur. Buranın sunumunu yani hangi şekilde yaparsan yap yanlış olur. Gerçekten acayip bir obit rapti. Ben buraya teaser yaparım. Bütün katılan takımları tebrik ediyorum. Bir sonraki turnuvalarda görüşmek üzere. Katılarak turnuvalara gelmeye hak kazanabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve bye bye.